Merhaba sevgili arkadaşlar. Hal değişimi ile alakalı soru çözümlerini yapacağız bu hafta bugün sizlerle. İlk sorumuzla hemen başlayalım arkadaşlar. Hal değişim grafiklerini inceleyeceğiz sizinle. Hal değişimi için mesela bir madde eriyor veya işte donuyor ve veya diyelim kaynadı, buharlaştı, gaz haline geçti. Buralarda bu hal değişimleri sırasında Gerçekleşmesi için bu olaylara ne kadarlık enerjiye, ne kadarlık ısı enerjisine ihtiyacımız var. Bu hesaplamaları yapacağız arkadaşlar e, ve bazı maddelerin belli sıcaklık değerlerinde hangi fiziksel hallerde bulunabileceğiyle alakalı da tahminlerde bulunmaya çalışacağız. İlk olarak arkadaşlar hal değiştirme sıcaklığına gelmiş bir gram maddenin, bakın e, baz aldığımız nokta. Minimum değerden yani gram cinsinden aldığımız için bir gram maddenin hal değiştirebilmesi için gerekli ısı enerjisine hal değişim ısısı adını veriyoruz. Şuraya yazabiliriz. Hal değiştirme ısısı diyebiliriz hatta. Hal değiştirme ısısı arkadaşlar L sembolü ile gösteriliyor. Bunu mesela siz eğer alt indis olarak E harfi derseniz bu maddenin erime ısısı olmuş olacak. Erime ısısı. D harfiyle gösterdiğinizde bu maddenin donma ısısı olmuş olacak. Saf maddeler için erime ısısı donma ısısına eşittir arkadaşlar. Ya da B harfiyle gösterdiğimizde buharlaşma ısısı olmuş olacak. Bir maddenin tamamının buharlaşabilmesi için işte gerekli olan e, ısı miktarını hesaplarken bunu kullanacağız. Ve Y ile gösterdiğimizde arkadaşlar yoğuşma ısısı veya yoğunlaşma ısısı da diyebilirsiniz. Ee, bu şekilde gösterilmiş olacak. Saf maddeler için erime ısısı, donma ısısına, buharlaşma ısısı da yoğuşma ısısına eşittir diyoruz arkadaşlar. Şu L harfi aklınızda kalsın son derece önemli. Grafiği inceleyecek olursak bakın sıcaklık ısı grafiği verilmiş bize. Sıcaklık ısı grafiğinde bir madde ısı aldıkça ne oluyor arkadaş? Bakın e, yani burada ısı alan bir grafik olduğunu nereden anlıyoruz? Sıcaklığının artmasından anlıyoruz. Bakın yukarı doğru bir artış var. Grafik aşağı doğru gitmiş olsaydı soğuma grafiği olmuş olacaktı. Bu ısınma grafiğidir. Maddenin ısınma grafiği dedik. Mesela başlangıçta madde katı halde. Ee, yani belli bir sıcaklık değerinde bakın katı halde bulunuyor. Belli bir değere geldikten sonra erime sıcaklığına ulaşmış olacak. Şurası bakın maddenin diyelim ki T1 diyelim. Bu T1 maddenin erime sıcaklığı. Şu hale geldiğinde bakın madde hem katı hem sıvı halde bulunabiliyor. Sonrasında erime olayı tamamlandı. Yani erimesi için gerekli olan ısıyı aldıktan sonra hala fazladan ben ona ısı vermeye devam ediyorum. Ne olacak o zaman? Eridi, sıvılaştı ve ısı almaya devam ederse arkadaşlar sıcaklığı yine artmaya devam ediyor. Nereye kadar? Ta ki kaynama sıcaklığına ulaşana kadar. Kaynama sıcaklığı bir maddenin buharlaşmasının maksimum olduğu sıcaklık değeridir. T2 için kaynama sıcaklığı diyebiliriz kaynama sıcaklığı. Burada artık madde kaynayarak ne oluyor? Sıvı ve gaz halde bir arada artık ne olacak? Gaz haline geçecek. Buharlaşmış olacak artık. Ve dikkat ettiyseniz arkadaşlar şu iki kısımda sıcaklık sabit kaldı bakın şurada ve burada. 1 ve 2 numaralı kısımlar bizim için son derece önemli. Arkadaşlar bir madde eğer saf bir madde için söylüyorum tabii ki. Saf maddeler için e, ee, sıcaklık değişimi hal değiştirme süresince arkadaşlar sabittir yani sıfırdır diyelim hatta sıfırdır sıcaklık değişimi 1 ve 2 numaralı konumlarda delta T eşittir sıfır bakın sıcaklık değişimi yok yani, e, yani elbette belli bir sıcaklık var yani burada T1 sıcaklığı e, burada da T2 sıcaklığı var ama sıcaklık değişiyor mu bakın değişmiyor sıfır. Burada sıcaklık değişmiyor. Bu sebeple sıcaklık değişimi dediğimiz delta T sıfıra eşit olmuş olacak. Buralarda sıcaklık sabit kalıyor. Hal değişimi bittikten sonra tekrar sıcaklığını madde arttırmaya devam etmiş olacak. Isı vermeye devam edersek işte madde gaz haline geçecek ve artık orada gaz halinde korumuş olacak. Eğer bir ısı kaybı olmazsa madde ısı kaybetmeye başlarsa grafiğin tersini çizmemiz gerekiyor arkadaşlar erime sıcaklığına gelmiş 1 gram katı madde mesela buz örneği verilebilir burada sıvı hale geçebilmesi için gerekli olan enerji arkadaşlar bu madde için herhangi bir madde için buz için söylemiyoruz sadece ama kütle bakın burada önemli 1 gram madde demiş aynı öz ısıda da neydi 1 gram maddenin sıcaklığının 1 derece Celsius. Veya 1 derece santigrat arttırmak için ya da değiştirmek için verilmesi gereken ya da alınması gereken ısı enerjisi miktarıydı. Burada ne yaptık? Bakın yine 1 gram maddenin sıvı hale geçebilmesi için. Yani katı halden sıvı hale geçebilmesi eriyebilmesi için gerekli olan enerjiye erime ısısı diyeceğiz. Erime ısısı. Az önce de söylemiştim. LE ile gösterilecek. Donma sıcaklığına gelmiş 1 gram maddenin katı hale geçerken, mesela çok soğuk bir havada, e, havaya mesela şöyle su e, atsanız ne olacak? Su hızlı bir şekilde donabilir mesela. Sıvı halden katı hale geçmiş oluyor. Bir gram maddenin katı hale geçerken çevresine verdiği ısı enerjisine e, ne olmuş olacak? Donma ısısı demiş olacağız. Donma ısısı. E, söyledik az önce bunu da LD harfiyle gösterecektik donma ısısı anlamında. Ve saf maddeler için erime ısısı donma ısısına arkadaşlar eşittir diyoruz. Şurada yine hatırlatacağım önemli bir madde veya işte bir özellik var. Maddenin sıvı hale geçebilmesi için alması gereken enerji çünkü erime olayında madde çevresine ısı alacak. Donarken de çevresine ısı verecek. Bakın çevresine verdiği ısı bu sebeple yani söylenmesi gerekiyor. Çevreden ısı mı alıyor, çevreye ısı mı veriyor ifadeleri yine öncüllü sorularda karşınıza çıkabilir diyoruz arkadaşlar. Bir madde için erime ısısı Donma ısısına arkadaşlar eşittir. Az önce söylediğim gibi. Bir madde için kaynama ısısı, yoğuşma ısısına ya da yoğunlaşma ısısına da eşittir. Örneğin mesela farklı farklı maddelerin erime ve donma ısıları. Aynı şekilde buharlaşma ve yoğunlaşma ısıları da birbirine eşittir. Yok. Yani kendi içinde eşittir ama birbirinden farklıdır. Çünkü ayırt edici bir özelliktir. Yani şu gördüğümüz L yani hal değiştirme ısısı ayırt edici bir özelliktir. Her maddenin kendine göre e, hal değişim e, ısıları vardır. Mesela buzun erime ve donma ısısı 334,4 Joule. Tabii ki bu 1 gram buz için geçer. 1 gram buzu biz e, eritebilmek için artık e, erime sıcaklığına gelmiş. Yani 0 derece Celsius'ta diyelim. E, erime sıcaklığına gelmiş 1 gram buzu eritebilmemiz için 334.4 جول'lük ısı enerjisine ihtiyacımız var. Mesela metallerde bu ısı biraz daha düşük olabiliyor. Bakın kurşunda mesela 1 gram kurşun eritmek için 22,57 jül enerji gerekiyor. Bu da aynı şekilde 1 gram için geçerli. Civada 1 gramını eritebilmek için 11,28 jüllük bir enerjiye ihtiyaç duyuyoruz arkadaşlar. Görüldüğü üzere değerler birbirinden farklı ve hal değişim ısısının ayırt edici bir özellik olduğunu söyledik. Şimdi sorulara geleceğiz yavaş yavaş. Önce şu konu anlatımımızı hemen bir halledelim, tamamlayalım kütlesi m gram olan bir cismin hal değiştirme ısısı hangi formülle bulacağız bakın ısı istediği için bizden Q eşittir Q'yu ısı olarak kullanıyoruz m gram madde bunu o maddenin hal değişim ısısıyla çarpmamız gerekiyor yani L harfiyle soru bize eğer erime olayından bahsediyorsa erime ısısını donma olayından bahsediyorsa donma ısısını işte yoğuşma veya işte buharlaşma ısısından bahsediyorsa buraya ona göre o verdiği değerleri sorunun sonunda verecek bize bilgiler halinde o değeri buraya koyarak işlemimizi kolayca yapabiliriz arkadaşlar. Deniz seviyesinde yani bir atmosfer basınç altında buz 0 santigrat sıcaklıkta erir. Su ise 100 santigrat sıcaklıkta kaynar arkadaşlar değil mi? Suyun kaynama noktası 100 derecedir. Buzun erime sıcaklığı ise 0 derecedir diyebiliriz. Bir madde erirken ya da buharlaşırken ısı alır. Donarken mesela ne olacak? Donarken ya da yoğuşurken yoğuşurken çevresine ısı verir arkadaşlar. Çevresine ısı verir diyebiliriz. Burası önemli. Zaten az önce bunu belirtmiştim. Tekrar tekrar en önemli noktaları ısrarla vurgulamaya çalışıyorum size. Buzun sıcaklık ısı grafiğine baktığımızda arkadaşlar böyle grafik verdiğine bakın ne oluyor? Isınma grafiği bu. Yukarı doğru sıcaklığı artan bir grafik verilmiş ısı aldıkça. Bu grafikteki ısı değerlerine baktığımızda Q1'i hesaplamak istiyorum ben mesela. Ne olacak? Burada bir hal değişimi var mı arkadaşlar? Hal değişimi yok. Nereden anlıyorum? Çünkü sıcaklık artmış. E, hal değişimi olan yerlerde ne oluyordu? Sıcaklık sabit kalıyordu. Mesela şuralarda hal değişimleri var. Sıcaklık sabit kalmış. Benim o zaman burada veya şuralarda kullanacağım formüller birbirinden farklı olmalı. Hatırlayın. Isı alan maddeler ne oluyordu? Q eşittir mc delta t formülüyle sıcaklık değişimleri hesaplanabiliyordu. Onun için Q1'i bulmak istediğimde ben diyelim ki bu madde m gram madde olsun. M gram madde ve öz ısı da yani başlangıçta katı hali bunun. C katı hali diyelim. C kadar olsun. Sıvı hali de bunun C sıvı hali de işte mesela ne olsun? 2C kadar olsun. Bilmiyorum. Bunu şu anda attım. Şimdi burada bakın başlangıçta Q eşittir MC delta T'yi hatırlayalım. MC delta T. M gram maddenin işte başlangıçta katı haldeydi. Öz ısı C kadar olacak. Sıcaklık değişimi ne? De ne kadar olmuş arkadaşlar? Eksi T'den sıfıra gelmiş. Demek ki T kadarlık bir sıcaklık değişimi olmuş. O zaman Q1 için MCT yazabilirim. Q2'ye geçtim. Q2'de ne oluyor arkadaşlar? Sıcaklık değişimi artık burada durdu. Sıcaklık değişimi yok. Ne olacak? Hal değişimine geçecek. Yani çevreden aldığı o ısıyı ne yapmaya başlayacak? Tanecikler arası mesafeyi arttırmak için kullanacak. Taneciklerin arası mesafeyi arttırırken bu enerjiyi harcayacak. Başlangıçta katı haldeydi. Daha düzenliydi. Tanecikler birbirine yakındı. Şimdi ne oldu? Artık erime olayı başladığı için tanecikler birbirine uzaklaşacak. Ve buradaki enerjiye bu aldığı, çevresinden aldığı enerjiyi harcamış olacak arkadaşlar. O zaman burada hangi formülü kullanıyorduk? Q eşittir M çarpı L formülünü kullanıyorduk. M gram madde olduğu için bunu yazdım. Ama bunun mesela e, burası erime olayı olduğu için buradaki erime ısısını LE ile gösterelim. O zaman M çarpı LE dememiz gerekiyor. Kütlesi çarpı erime ısısı ki her madde için sabittir. Farklı farklı değerlere sahiptir bunu size soruda verecek. Bu ikisini çarparsak şuradaki olay için yani erime olayı için gerekli olan ısı enerjisi miktarını hesaplayabileceksiniz. Q3'e baktığımızda Q3'te artık erime olayı tamamlanmış. Erime olayı tamamlandığı için ne oluyor burada? Sıcaklığını tekrardan arttırmaya başlayacak. Sıcaklığını arttırmaya başladığı andan itibaren buradaki yine kütlesi M kadar sıvı hale geçtikten sonraki önemli sıvı hale geçtikten sonraki öz ısısını almamız lazım. Yani başlangıçtaki öz ısı buydu. Ee, sonra neden bu oldu? Arkadaşlar madde, yani saf maddelerin e, hani hocam belli bir e, öz ısı değerleri yok muydu? E, yani bulundukları fiziksel hale özgü öz ısı değerleri var. E, yani mesela suyun Öz ısı değeri ne diyoruz? 1 diyoruz. Ama buzun öz ısı nedir? 0.5 diyoruz. Bakın ne oldu? İkisi de aslında aynı madde değil mi? Sadece birisi katı birisi sıvı halde. E, fiziksel hallerine göre de öz ısı değişebiliyor. Biz aslında öz ısıyı tanımlarken e, belli bir fiziksel halde olduğunu da aslında belirtmemesi daha doğru bir ifade olacak. Şimdi o zaman ne oldu? Buraya artık sıvı hale geçtikten sonra öz ısı değeri değiştiği için e, bu değeri sıvı hali için almamız gerekiyor. Yani 2C için almamız gerekiyor. Ve ne oldu? Sıcaklık bakın TK'ya kadar gelmiş. Sıfırdan TK'ya kadar geldiği için bunu alacağız aynen. Yani herhalde kaynama sıcaklığı demek istiyor. E, sıfır dereceden işte kaynama sıcaklığına ulaşana kadar ki sıcaklık değişimi kaynama sıcaklığıdır. Direkt bunu yazdık. Ve e, Q4'ü hesaplarken de arkadaşlar bakın şurada göstermiştik. Yine maddenin kütlesi m kadardı. E, ne olacak? Kaynamaya başladı artık. Buharlaşma ısısı ya da işte kaynama ısısı da diyebiliriz. Bunu yazmamız gerekiyor. M çarpı LB diyoruz. Burada mesela Q5 deseydi şuraya mesela herhangi bir değer olsun burası da diyelim ki T2 sıcaklık değeri olsun. Q5'i de biz burada altta yazmaya çalışalım. Yine M gram gaz hale geçti artık. M gram gazın işte öz değeri yine farklı bir değer olabilir. İşte CX diyelim bilmiyorum şu anda çarpı. Sıcaklık değişimi ne oluyor bakın arkadaşlar T2-T eksi kaynama dememiz gerekiyor. Yani şu aradaki farkı almamız gerekiyor ve Q5 için yani şu aralık için gerekli olan ısı enerjisini de bu formülden bulacağız. Ee, sorular var bu soruları çözerken yine daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şu an belki biraz karışık gelmiş olabilir ama sıkıntı etmeyin ee, hemen sorularla zaten pekiştireceğiz konuyu. Bir miktar suya ısı verildiğinde arkadaşlar neler gerçekleşebilir? Bakın ısı verildiğinde diyor değil mi? Yani su burada ısı alan olmuş olacak. Su ısı aldığında ne yapabilir? Sıcaklığını arttırabilir ve kaynama sıcaklığına ulaşıp buharlaşabilir değil mi? Mesela kaynayabilir, sıcaklığını arttırabilir ama arkadaşlar donma olayı görülmez. Eğer su ısı kaybetseydi, çevresine ısı verseydi katı hale geçerdi ve buz olurdu. O zaman cevabımız 2 ve 3 diyoruz arkadaşlar. X Y, Z maddelerinin 20 derecedeki fiziksel hallerine, yani oda sıcaklığındaki fiziksel hallerine baktığımızda, X maddesi eksi 100 dereceye kadar olan yerlerde katı, 100 derece yani eksi 100 derece ile eksi 20 derece olan yerlerde sıvı, eksi 20 derecenin üstündeki fiziksel hallerde gaz halde bulunuyor. O zaman 20 derece eksi 20'nin üstünde olduğu için e ne olacak? X maddesi 20 derece sıcaklıkta arkadaşlar gaz halinde bulunuyor. Y'ye geçtik. Bakın 45 derecenin altındaki sıcaklıklarda katı, 45 ile 120 derece sıcaklık değerleri arasında sıvı halde bulunuyor. 120'nin üstüne çıktığında sıcaklık gaz haline geçmiş olacak. Z'ye baktığımızda ise hemen Y ile alakalı da cevaplayalım. Ne oluyor? 45 derece, 20 derecenin üstünde bir sıcaklık değeri olduğu için 20 derecede Y maddesi katı halde bulunacak diyebiliriz. Ve Z'ye baktığımızda ise eksi 30 derecenin altındaki sıcaklıklarda katı halde bulunuyor. Eksi 30 ile 60 derece aralığında sıvı halde bulunuyor. 60 derecenin üstündeki sıcaklıklarda da gaz halde bulunuyor. Şimdi o zaman bakın 20 derece eksi 30 ile 60 arasında bir değer mi? Evet. Sıvı halde mi bulunacak? Evet. O zaman Z içinde sıvı diyebiliriz. Ve sorumuzu tamamlarız arkadaşlar. Diğer sorumuz artık biraz daha hesaplamalı sorular. Genellikle sizin yazılılarınızda karşınıza çıkıyor. Dilerseniz çözelim. Eksi 10 derecedeki 20 gram buzu. Evet kütleyi vermiş bakın. 50 derecedeki su haline dönüştürebilmek için buza kaç kalori ısı verilmelidir deniyor. Önce arkadaşlar hemen bakın direkt erime olayı başlamaz değil mi? Eksi 10 derecedeki buz demiş bize. Önce ne yapmamız lazım bunu? Eksi 10 dereceden bir erime sıcaklığı olan 0 dereceye getirmemiz gerekiyor. Bunun için gerekli olan ısı enerjisi miktarı nedir arkadaşlar? Q eşittir hatta Q1 diyelim buna. 20 gram buz demiş kütleyi biliyorum. Şu formülü kullanacağız. Q eşittir MC delta T formülünü kullanacağız. Sıcaklık değişimini yapmamız gerekiyor önce. Buzun arkadaşlar öz ısı değeri bakın ne oldu? 0.5 e, suyun bir hangisini alacağım hocam? Tabii ki şu anda madde katı halde olduğu için buz olduğu için bunu almamız gerekiyor. 0.5'i alacağız. Çarpı kaç derecelik sıcaklık değişimi var? E ben buzun, buzun erime sıcaklığını bilmiyor muyum? Biliyorum. 0 derece. O zaman eksi 10'dan 0'a gelene kadar 10 derecelik bir sıcaklık değişimi olacağı için verilen değerleri yerine koyduğumda arkadaşlar burası 5 yapıyor. 5 ile de 20'yi çarparsak 100 kalori diyoruz. Başka? Bitti mi? Hayır bitmedi. Şimdi artık hal değişimine geçecek madde. Q2. E, hal değişimi için ne kadar e, enerji gerekiyor buna bakacağız. Artık şu anda sıfır derece sıcaklıkta madde ve hal değişimine uğruyor. Hal değişimine uğruyor. Hal değişimine uğrarken kullanacağımız formül m çarpı L erime olacağı için eriyor şu anda madde. Kütlesi 20 gram. Erime ısısı ne kadar? Buzun hemen bakıyoruz. E, 80. Bunu da yazdığımızda arkadaşlar 20 çarpı 80'den 1600 gelmiş oluyor. 1600 kalori de buradan gelecek. Bitti mi? Hayır bitmedi. E ne yapacağız hocam hala? Ne yapıyoruz yani? Bakın suyun 50 dereceye çıkmasını istemiş. Artık erime olayı tamamlandı. Buz tamamen sıvı hali su haline geçti. Sıcaklığını değiştireceğim. Yine 20 gram su oldu artık. 20 gram suyun bakın su olduğu için öz sınıfını 1 almam gerekiyor. 1 çarpı sıcaklık değişimi ne olacak? 0 dereceden. 50 dereceye çıkana kadar ne kadarlık enerji vermem gerekiyor suya onu hesaplayacağım. 20 çarpı 1 çarpı 50 dersek arkadaşlar. Burası 20 çarpı 50'den 1000 yapıyor. 1000 kalori. Ve totalde hepsini topladığımızda yani eksi 10 derecedeki 20 gram buz 50 derecedeki su haline gelene kadar. Bakın ne kadar olmuş oluyor. 1000 e, 1600 buradan geliyor. 2600 100 de buradan geliyor. 2700 kalorilik enerji ihtiyaç vardır diyebiliriz arkadaşlar. Sorumuzun çözümünü böylece yapmış olduk. Şimdi buraya baktığımızda 120 santigrat sıcaklıktaki 1 gram su buharı çevresine 600 kalori ısı veriyor. Evet su buharı bakın şimdi ne yapacak? Soğuyor değil mi? Soğuyarak önce sıvı hale geçecek. Bakalım son durumda suyun sıcaklığı kaç derece Celsius olur demiş. Bir kere önce bunun yoğuşma sıcaklığını ben biliyorum değil mi? Suyun kaynama sıcaklığı 100 dereceydi. E, yoğuşma sıcaklığı ne olacak peki? O da 100 derece olacak. O zaman 120 dereceden 100 derece sıcaklığa gelene kadar ne kadarlık çevresine ısı vermiş olacak? Onu hesaplayacağım. Q1 eşittir kütlesi 1 gram demiş. 1 çarpı su buharının öz ısısı bakın 0.5 verilmiş. 0.5 çarpı sıcaklık değişimine kaç olması lazım? 120'den 100'e 20 derece kadar olması gerekiyor. Bu çarpımdan ne kadarlık enerji geliyor arkadaşlar? 10 kalori enerji gelmiş oluyor. Evet, buradan 10 kalorilik bir enerji gelecek. Daha sonrasında e, bu 100 derece kaynama sıcaklığı, onun hal değişim sıcaklığı olduğu için hal değiştirebilmesi için çevresine yine ısı vermesi gerekiyor. Q2 diyelim buna da. M çarpı L e, buz demiş buraya, bu yanlış. Buraya şeydi buhar diyelim buraya. L buhar. Ee, yani buharlaşma ısısı anlamında kütlesinin 1 gram olduğunu biliyorum. Buharlaşma ısısının e, veya yoğuşma ısısının 540 kalori olduğunu biliyorum. Bu işlemden 540 kalori olduğunu yapabiliriz. E toplamda şimdi ne oldu arkadaşlar bakın ikisinin toplamı 550 kalori olmuş oldu bakın. 550 kalori çevresine ısı verdi. Hala 50 kalori ısı enerjisi var. 50 kalorilik ısı enerjisiyle suyun sıcaklığı ne kadar değişir arkadaşlar? Çünkü başlangıçta 600 vardı. Onu da yazalım. 600 eksi 550 kalori eşittir. 50 kalori kaldı. Bu 50 kalorilik enerjiyle Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T formülünü kullanacağım yine. Kütlesi 1 gramdı. Sıvı hale geçtiği için öz ısısını, suyun öz ısısını 1 almam gerekiyor. Kütlesi de 1'di zaten çarpı delta T dersek arkadaşlar bakın ne oluyor buradan? Delta T değerinin 50 derece olduğunu söyleyebiliriz. Yani 50 kalorilik enerjiyle ben 1 gram suyun sıcaklığını 50 derece değiştirebilirim. Ee, o zaman su şu anda kaynama sıcaklığında değil miydi? Evet 100 derecedeydi. 100'den 50'yi çıkartırsak arkadaşlar son durumda suyun sıcaklığı 50 derece Celsius olur diyebiliriz ve sorumuzu tamamlarız. Mesela arkadaşlar burası öne, a burada da 50 çıktı burada da 50 çıktı diye düşünmeyin. Mesela burada 40 çıksaydı ne yapacaktık o zaman? Yine kaynama sıcaklığından bunu çıkartacaktık. Yani 100 eksi 40 o zaman 60 diyecektik belki. Yani buradaki sonucu hemen burada e, bırakıp soruyu tamamlamayın. Bakın devam etmeniz gerekiyor. Çünkü e, 100 derece sıcaklıktaydı madde 50 derece sıcaklığını değiştirdi. O zaman değiştirince e, e, son sıcaklığı 50 derece olacak dedik. Şimdi Deniz seviyesindeki eksi 20 derece e, santigrat sıcaklıktaki 100 gram kütleli buz parçasına bir miktar ısı veriliyor. Evet. Buzun yarısı eridiğine göre buza verilen ısı enerjisi kaç kilo kaloridir denilmiş. Bunu da e, birim olarak dönüştürmeyi unutmayın. Bin kalori anlamında bu. Yani kilo kalori bin kalori demek. Deniz seviyesindeki eksi 20 santigrat sıcaklık dediği için buz parçası önce eksi 20 santigrat sıcaklıktan bir erime sıcaklığı olan 0 santigrata gelmesi gerekiyor. Az önce yaptığımız gibi benzer işlemleri yaparsak Bakın e, bu sıcaklık Değişimi için gerekli olan ısı enerjisi Miktarı kütlesi 100 gram Buzun öz ısı Değeri 0.5 e, Çarpı ne kadarlık Sıcaklık değişimi oldu 20 derece Bunu yaptığımızda Arkadaşlar şurası 10 10 çarpı 100 1000 kalori yapmış oluyor bakın. 1000 kalorilik bir enerji Burada gitti hatta 1000 kalori yerine 1 kilo kalori De yazabiliriz burası için. Peki buzun yarısı eridiğine göre diyor. Buzun yarısını eritebilmem için benim ne kadarlık enerjiye ihtiyacım var? Hemen bakalım. Burada bir bin e, kilo, e, evet bir kilo kalori bir harcandı. Yarısı kadarı dediğimiz 100 gram, 50 gramını eritmek için Q eşittir m çarpı l e, işte ne olacak? Buz diyelim. Buzun erime ısısı, şunu hatta LE diyelim daha doğru olur. 100 gramın yarısı arkadaşlar 50 gramdır. 50 gramını eritebilmek için e, benim 4000 kaloriye ihtiyacım varmış. Bakın şuradan bulduk. 4000 kaloriye ihtiyacım var. 50 çarpı 80 4000 gelecek. 1000 e, de burada harcadım ben. Ne oldu arkadaşlar? 5000 kalori yani 4000 artı 1000 kaloriden 5000 kalori yani o da eşittir. 5 kilo kaloriye ihtiyacım var diyebilirim. Buza verilen senersi kaç kilo kaloridir? Buzun yarısı eridi. Daha hala erimeyen kısım var. O tamamı eridikten sonra ne olacak? Sıcaklığını artırmaya başlayacak. Ama şu anda bize bu kadarlık kısmını sormuş diyoruz arkadaşlar. Ve ödüllü soruyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Umarım açıklayıcı faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Ödüllü sorunun cevabını yazmayı unutmayın. Müzik